İsmail Kılıçarslan, söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil. Vay arkadaş, meğer Nurettin Mahmut Zengi CIA ajanıymış. Ben demiyorum bunu, Cumhuriyet Gazetesi'nin mümtaz şahsiyetlerinden Aydın Engin Beyefendinin iddiası bu yönde. Bin yüzlü yıllarda Halep, Şam ve civarındaki Haçlı kuvvetlerinin istihbarat teşkilatının adı da CIA'dir zaten.'' Koskoca Aydın Engin, asgari tarih bilgisinden yoksun olamayacağına göre CIA en az bin yaşında bir örgüttür. Net. Gerçi Aydın Engin'in ve diğer Türk aydınlımsılarının söz konusu İslam tarihi ya da İslam'la ilgili herhangi bir mesele olduğunda asgari düzeyde bilgiye sahip olmamaları da sorun teşkil etmez. Zira Türk medyasında ve entelektüel kamusunda bilmediğin herhangi bir şey yüzünden seninle acımasızca dalga geçilebilir. Bunun tek istisnası vardır, o da İslam ve onun etrafındaki bilgiler. Misal bu aydınımsıların ortamında, akşam ezanı okunuyor deseniz yüzünüze melmel mel bakarlar. Ezan mı o da ne demediklerine şükredersiniz. Abarttığımı düşünenleriniz varsa birkaç sayı öncesinin Varlık dergisine bakabilirler. 100 yaşındaki edebiyat dergimiz Varlık, İbni Taymiyya diye İslam aliminden söz ediyor mesela. Zira aydınımsı dediğimiz adam İbni Teymiye'yi hayatı boyunca hiç Türkçe yazılışından okuyacak kadar tanımamıştır. Ancak bir oryantalistin yahut bir batılı araştırmacının metninde tesadüf etmiştir ismini. Türkçe bilse iyi şair aslında cümlesiyle tanımlayabileceğimiz Özdemir İnce'nin Paolo Celho'nun romanının çevirisinde yer verdiği birden kulelerden şarkılar yükselmeye başladı cümlesindeki kulenin minare şarkının ezan olduğunu söylememize bilmem gerek var mı? Yahu söz gelimi Fransız bir aydının temel Hristiyanlık tarihini, İseviliğin temel kavramlarını, ritüellerini, mezhepler tarihini bilmemesi söz konusu olabilir mi? Tefe koyarlar adamı. Ama işte Türkiye'de hiçbir şey olmaz. Ezanı, namazı, abdesti bilmiyor oluşunuz dert değildir. Nurettin Zengi'yi siyah yaşını yapabilecek kadar kara cahil oluşunuz problem teşkil etmez. Zira Türk aydınımsısı diye halka, toprağa, tarihe, dine karşı cehalet geliştirmeyi neredeyse vazife edinmiş adama derler. Opera tarihini kusursuz şekilde bilmemesi suçtur bunun ama barak havasıyla bozla birbirinden ayırt edememesi normaldir. Neyse, Aydın Engin diyorduk değil mi? Nurettin Zengi'yi CIA ajanı ilan ettiği yazısında Türkiye'nin Afrin operasyonunda birlikte hareket ettiği ÖSO'yu da terörist ilan ediyor. Bence kamuoyu tepkisinden çekinen Türk aydınımsısının yeni numarası bu. Zeytin Dalı operasyonuna açıktan saldırmaya cesaret edemedikleri için ama ÖSO diyorlar. Nedir ÖSO? Zalim bir diktatöre karşı Suriye halkının kurduğu çeşitli direniş örgütlerinin toplamına verilen isim. İçinde tugaylar, ketebeler, bölükler falan var. Halk yani ÖSO dediğin. Bu yanıyla Kuvayi Milliye'ye benziyor. Hatta yapılanma itibariyle müdafaa-i hukuk cemiyetlerinde daha çok benziyor. Fakat Türk aydınımsızı için fark etmez tabii. Değil mi ki ÖSO'ya terörist yakıştırması yapmak işlerine gelmektedir? Yapıştırırlar hemen. Mesela Haçlı Şabi denen aşağılık terör örgütünün katlettiği binlerce insanı görmezler. Şerefsizler topluluğu olan Hizbullah'ın katlettiği insanları görmezler. Fransa'nın çoluk çocuk ayırmadan sivil katlettiği Rakka bombardımanını görmezler. Esed diktatörünün halkın üzerine attığı varil bombalarını görmezler. Kimyasal silahla ölen çocukları görmezler. Guta'da açlıktan ölen bebekleri görmezler. Bütün bunları görmemelerini geçtik, hiç olmazsa kilise ya da Reyhanlı'ya isabet eden roketleri PYD-PKK-YPG'nin attığını görebilselerdi, onu bile göremiyorlar. O kadar göremiyorlar ki Ahmet Nesin kuş uçuşu 6 kilometre olan mesafeye 68 kilometreden roket mi atılır? Ben bunları YPG'nin attığına inanmıyorum diyor mesela. Ya da Aydın Engin'in gazetesi Cumhuriyet roket saldırısında ölen kızımız için uykusunda ölen kız başlığını uygun görebiliyor. Halkının, milletinin, toprağının, tarihinin yanında olmamak bir Türk aydınımsısı hastalığıdır çünkü. Ve ne yazık ki bilinen bir tedavisi de yoktur. O yüzden yazının başlığını Fuzuli dedemizden seçtim ya. Söylesem tesiri yok, sussam gönül rahatsız değil. İsmail Kılıçarslan Yeni Şafak